Sayın sanal misafirlerimiz, sayın konuşmacımız, derneğimizin değerli üyesi Doçent Doktor Ali Akın Akyol hocamız, hoş geldiniz. Derneğimiz Kümit'in COVID-19 ile mücadele evde kal günlerinde kültür varlıklarını korumak, araştırmak, toplumda var olan koruma bilincini sürdürmek adına çok değerli üyelerinin gönüllü destek ve katılımlarıyla başlattığı webinar söyleşilerimizi seçkin konuşmacılarımızla devam etmiştik. Bu kez yine üyelerimizle bu webinar serimize devam ediyoruz. Bugün 21 Haziran Pazar, COVID-19 salgını ile mücadele aşamasında kontrollü yeni normal dönemlerdeyiz. Umarım zor günler, bu zor günler ülkemiz ve tüm dünya için geride kalmıştır. Bugün webinar söyleşimizin 14.sünü düzenliyoruz. İkinci kez müzecilik konuşacağız. Sayın Kümit üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Akın Akyol'un bugünkü söyleşi konusu kültürel mirasın korunmasında müzede eğitimin önemi. Ülkemizde arkeometri alanında sayısı çok az olan seçkin bilim insanlarından birisi olarak tanıdık hep Ali Akın Akyol hocayı. Ama bugün bize ikinci şapkasıyla hitap edecek. Bu ikinci şapkası altında Doçent Doktor Ali Akın Akyol hocamız müzelerde eğitim konusunda gönüllü faaliyetler yürütmüş, yayınlar hazırlanmasında büyük katkı sunmuştur. İşte bu akşam Sayın Doçent Doktor Ali Akın Akyol bizimle bu deneyimlerini paylaşacak. Büyük dikkat ve keyifle izlemek üzere sözü size bırakıyorum Sayın Hocam. Sunumunuzdan önce lütfen kendinizi tanıtırsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Buyurun, söz sizin. Ben çok teşekkür ederim. Kümit'in özellikle bu seminerler serisinin çok verimli olacağını zaten öngörmüştük. Müze konusunda da, eğitim konusunda da bu seminerin umarım kullanıcılara ya da ihtiyacı olanlara faydası olacağını ümit ederim. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim üyesiyim. Uzun yıllardır eğitim çalışmalarında birebir iç içeyim. Ana akım gruplarla çalıştığım projeler oldu. İKOM Türkiye Müze Türkiye üyesiyim. Ayrıca hem yurt içi hem yurt dışı birçok projelerde de yer aldım. Benim birkaç tane tanım üzerinden seçtiğim bir tanım var. Burada da onu öne çıkardık. Eğitimde müze dediğiniz zaman akademik dünyada ya da ihtiyacı olanların verdiği eğitime konmuş müze diye anlıyoruz. Müze eğitimi dediğimiz zaman müzecilik alanını ve onun dışındaki bir eğitim faaliyeti. Ama benim tercih ettiğim tanım olarak müzede eğitimi ben uygulamalar üzerinden içinde bulunduğum, bazılarını yönettiğim, bazılarının koordinasyonunda ve yardımcı olduğum projeler üzerinden, uygulanmış projeler üzerinden sizlerle paylaşacağım. Onun için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu söz benim çok hoşuma gider. Sizinle de onunla başlamak istedim. Hemen paylaşayım. Geçmiş asla ölü değildir. Geçmiş bile değildir. Şu an bu sözü söylediğim zaman o geçmiş şu anda yaşanan bir an önceki an oldu. Öyle olunca da geçmiş bize çok uzak değildir. Bunu anlamak bizim görevimiz olmalı. Özellikle de bunun laboratuvarı, aynası, toplumların geçmişe baktığı yerler müzeler olmalı. Tabii biz müze deyince daha çok çalıştığım yerler arkeoloji müzelerinden bahsediyorum. Ama müzeler deyince tabii ki galeriler, yani özel devlet müzeleri diye ayırmıyorum. Ören yerleri, açık hava müzeleri ya da tabiat varlıkları olabilir. Hem tabiatla beraber iç içe insanların daha önce orada olmayı seçtikleri, yerleşim kurdukları yerler, açık hava müzeleri, anıtlar olabilir. Ve tabii ki milli parklar olabilir. Bu sefer bütün doğayı da içine koyacağız. Müze deyince yani dört duvarı kapalı bir mekan aklımıza gelmesin. Baştan tanımı koyalım. Birkaç tane tanımı da ben paylaşmak istiyorum. Önce müzecilik tanımından, politikalarından, amacından bahsettikten sonra da hemen uygulamalara geçeceğim. Şimdi müze halka açık. Halka açık olmalı. Çünkü halk herhangi bir bariyer olmadan gitmeli. Bunun için de ücret politikasını ve diğer şeyleri de koyabilirsiniz. Ülkemizde biliyorsunuz bu alanda iyi bir uygulama var. Müze kart uygulaması. Bir yıl boyunca ikinci gezdiğiniz müzeden itibaren kendini amorti eden
Bütçesi de oldukça düşük, herkese uygun. 17 yaşına kadar olan yaş sınırıyla da beraber müzelere ücretsiz girilebiliyor. Yani müzelerin bu konuda bir bariyeri yok, halka açık. Çalışma, eğitim ve eğlenme amacıyla koruyan, araştıran, bildiren ve sunan. Bu iletişim kuran anlamını, etkileşim kuran, karşıdakini de içine alan bir durum. Ve tabii ki kar amacı gütmeyecek diyor ama şimdi burada özel müzeler hemen diyorlar ki ama müzeler desteği yok, kar amacı gütmüyoruz ama mutlaka bir ücret de almalıyız diyor. Bunun son dönemdeki müze tanımlarında, 2020 yılında ülkemizde de bu müze tanımları elden geçti. Orada da uzunca süre tartıştığımız bir konuydu. Yani kar amacı gütmesin ama ücretsiz de olabiliyorsa olsun, olamıyorsa da makul bir ücret olsun. Çünkü müzelerin başka bir kaynağı yok. Halkın gelişiminin hizmetinde olan sürekli bir kurum. Yani sürdürülebilir bir kimliği olmalı. İKOM tüzüğünün 95 yılı maddesinin üzerinden iki madde daha elden geçti. Şimdi 2020 yılında bu maddelere çok farklı tanımlardı. Mesela çok seslilik, demokratik gibi farklı kelimeler ya da anlamlar da eklenmeye başladı. Bizim eğitimci olarak çokça kaynağını kullandığımız bir yazar vardır. Eileen Hooper Greenhill. Hemen özetlemiş zaten. Müze korur, araştırır, iletişim kurar. İşte bu iletişim kurmakta bazı sıkıntılarımız var. Araştırıyor zaten bütün bilim adamları. Müzenin asli işi de bunları korumak. Şimdi devam ederken insanlar arası etkileşimi sağlayacak nedir? Eğitimdir. O zaman müze eğitimi. İlk başlarda ülkemize müze pedagojisi olarak girmişti. Zaman içerisinde Türkçe anlamıyla beraber de daha çok kullanılır hale geldi. Müze pedagogları, müze eğitimcileri oldu. Bu terimleri biz 10-15 yıl içerisinde gittikçe gerçek anlamlarına doğru yaklaşan grup çalışmalarında olduk. Tabii ki insanlar arası iletişim ve etkileşimi geliştirici bir alan müze. Tabii ki her yaştan insan için. Hatta son dönemde okul öncesi 3-6 yaş, 0-3 yaş, hatta anne karnındakiler için de müze çalışmaları olduğunu duymak sizi şaşırtmasın. Tabii ki bir öğrenme ortamı, hatta ideal bir öğrenme ortamı. Yani okulda didaktik, klasik eğitimin dışında farklı bir alan. Şimdi müzelerde hani biz burada da önereceğiz ya da yaptığımız uygulamalarda hep oraları kullandık. Eğitim mekanlarıyla gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şartlara da sahip olması tabii ki burada çok önemli. Tabii burada sorular sorulmalı. Neden müze? Müzedekiler nasıl sunuluyor? Öğrenme ve eğlenme arasındaki, öğrenme ve eğlenme arasındaki sınır nedir? Yani müzeye gitti çocuk, soruyoruz ne yaptın? Hep öğrendim. Bu biraz sıkıcı geliyor. Ya da tam tersi, hep eğlendim ama hiç öğrenmedim. İşte bunların bir dengesi olması lazım. Yani müze eğitirken öğretmeli. Bu zor bir iş. Bunun için de hazırlıklı olmalı. Onlardan bahsedeceğim. Tabii ki müzelerin işlevleri, koruma, araştırma, iletişim kurma dedik. Üçüncü kısımdaki yani iletişim kurmadan ilerlersek ziyaretçi çekme politikasının olması lazım. Yani ziyaretçilere bir kez geldiği zaman ikinciyi, üçüncüyü tekrar o tadı uzun döneme yayması lazım. Ziyaretçi gelmek istemeli. Gereksinimlerini orada keşfetmeli. Yani böyle bir gereksinimi olduğunu fark etmeli. İşte son dönem müze tanımlarında merak uyandıran diye bir tanım da eklendi. Müze merak uyandırmalıdır. Merak duygusunu yükseltmelidir diye. Mesela entelektüel gereksinimler için de müze gereklidir. Yani ben akademik ve üst seviyede benim de ihtiyaçlarıma, çocukların ihtiyaçlarına da her yaş grubu için ihtiyaçlara karşılık eğitim modelleri, paketleri olması lazım. Araştırma değerlendirmeyi hemen atlıyorum. Bunlar için tabii ki gerekiyorsa reklam, pazarlama teknolojileri ve politikaları kullanılmalı. Eğitimin içine alınmalı ve tabii ki eğlendirme boyutunu da bunun dışına koymamalı. Şimdi müzelerin eğitim yöntemlerine baktığımız zaman eskiden böyle bir chart kullanırdık. Yani dijital dünyanın güçlü olmadığı dönemde Aileen Hooper Greenhill'in hem de Bekir Onur'un kaynaklarından aldığım bu chartta diyor ki kitle iletişimi ve kişi arası iletişimi kurar müze. Hem ikisini hem halkın genelini hem de kişiye dönük ihtiyaçlara dönük ihtiyaçları belirleyici ya da ona dönük olarak ihtiyaç giderici politikalar oluşturması gerekir diyor. Bunun için uzaktan eğitim tabii ki günümüzde çok kolay. Bu yaptığımız da uzaktan eğitimin bir farklı versiyonu. Gösterimler yapabilir, sergiler yapabilir, yayınlarıyla insanları müzeye gelmek konusunda bir dürtüsellik, bir gereksinim ya da bir
merak uyandırması lazım. Eskiden ne hatırlar mısınız bilmiyorum. Benim yaş grubum uygun. Arabanın içine kitaplarıyla, otobüsün içine kitaplar doldurulur, getirilir. Kütüphanelere gidemeyenler için okullarda otobüsler olurdu, kütüphane otobüsler. Artık gezici müzeler çok fazla kullanılmış projeler içerisinde. Yani köylere kadar giden gezici müze projeleri çok fazla uygulandı. Ülkemizde de uygulandı. Şimdi yüz yüze eğitim yolu, yüz yüze eğitim ve öğretim yolu zaten artık günümüzün en büyük politikası. Ben şu an tek başıma ya da sizinle çoğul bir grup olarak iletişim kurabiliyorum. Müze de benimle iletişim kurabilir. Müzedeki bir eğitimci bana doğrudan kişi olarak ne istediğimi, ne yapmak istediğimi, gelmeden önce bir ihtiyacım olup olmadığını, müzenin varsa eğitim setlerinden ya da web sitesinden faydalanabileceğimi, telefon açtığımda ya da karşıda birisinin olabileceğini de kişi bilebilirse, işte bu etkileşimin iki tarafının dolu olduğunu gösterecektir. Evet, şimdi buradaki 8 tane konu 8 tane politika içeriyor. Hep beraber düşünelim. Ulusal kültür politikamız var mı? Şimdi yoldan geçen 100 kişiyi çağırsak, sorsak, desek ki Türk kimdir? Anadolu olmak nasıl bir şeydir? Herkesin farklı bir şeyi var. Ülkemizde en büyük sorun kimlik bunalımı diye hemen şey yapar ya, yani kimlik, kendimizi ifade edemiyoruz. Onun için işte müzeler bunun için en ideal yerler. Belki de benim tercih ettiğim şekilde ben Anadolu'yum. Anadolu'ya gelen son nesil benim ve tüm Anadolu'nun mirası benim ve benimle beraber evrensel miras olarak şu anda benim sunduğum şartlar kadar var. Ya da ben evrensel mirasın Anadolu'daki son varislerindenim. Ve bu benim için çok büyük bir onur dersek soğan halkaları gibi gittikçe üst kimlikten alt kimliklere doğru ulaşabiliriz. Yani ulusal kültür politikası hepimizin bildiği bir şey olması lazım. Yani ulusal kültür politikamız vardır yoktur, hani bununla ilgili sürekli konuşulur. Hepimizin bildiği bir politika varsa ve biz bunu biliyor isek ve uyguluyor ve içinde isek, o zaman ulusal kültür politikamız vardır. Ulusal müzecilik politikamız, ulusal müze eğitimi politikamız, bunların çoğunda eksiğimiz var. Yani ilerlemiş çalışmalarda müze eğitimiyle ilgili artık postmodern, müzeye gelmeden, uzaktan ve dijital web üzerinden, sanal müzelerden, artırılmış gerçeklik üzerinden kare kodlarla cep telefonumuzu tutuyoruz ve o dünyaya giriyoruz. Bu tip örnekler varken bizim ülkemizde daha eğitim mekanlarını sağlayamadığımız, eğitim paketlerini eğitimcilere oluşturamadığımız çok büyük bir müze kaynağımız var. Burası bizim için geliştirilmeye uygun mekanlar. Orada biraz çalışmalıyız. Müzelerin müze eğitimi politikası ister özel ister devlet müze olsun genelde aynı şeyi içerir. Ulusal eğitim politikamızın içindedir. Ulusal okul politikamız, yani okullar çok kolay bir şekilde müzelere ulaşmalı. Hatta müzelerin pilot okulları olmalı. Herhangi bir projelerde karşılıklı olarak birbirlerini bu projelerde kullanmalılar. Yani birisi mekan olarak, birisi grup olarak müzenin farklı çalışmalarında kullanılabilmeli. Yani ulusal müze eğitimi politikası ister genel ister özel müzeler için mutlaka olmalı. Bu konularda çok büyük eksiğimiz var. Anadolu kültür mirasından biraz bahsedeceğim. Yani biz gittiğimiz zaman neler görüyoruz? Gördüğümüz şeyler, hani bu görseli kullanmak her zaman hoşuma gider. Buzdağının üstü. Bir de buzdağının altı var. Yani biz 1880'li yıllardan itibaren Anadolu'da kazıların yapıldığını biliyoruz. Tabii ilk kazılar biraz daha böyle hani çok akademik olmasa da Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in burada çabaları çok büyük. İlk defa Türkiye'de ya da Osmanlı döneminde müzeyle ilgili, müzecilikle ya da tarihi eserlerle ilgili ilk nizamnameyi çıkardığı ve ayrıca da çok önemli bir sanatçı olduğu için çok önemli bir kilometre taşı. 1920'lerde Türk Asar-ı Atika Müdürlüğü kuruldu ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hani 1923'te kurulacağını düşünürseniz meclis açılmış. Meclisin ilk konularından birisi bu olmuş. Çok önemli. 1931 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın altına taşınır aynı kurum. Bu sefer ismi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü olur. Türk Tarih Kurumu şimdiki adıyla 1931'de kurulur. 1974'e kadar Milli Eğitim'in altında yer alan kültürle ilgili her şey diyelim. 74 yılına itibaren de Kültür Bakanlığı'nın çatısı altına girdi. İlk Kültür Bakanı da biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz çok değerli bir akademisyen
ve edebiyatçı Talat Said Halman. Daha sonra müzenin, pardon, bakanlığın ismi turizmi de katkısı içine alacak şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirildi. Anadolu kültür mirasında çok farklı kurumlar var. Bu kurumların en büyüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı, yani doğrudan kültürle ilgili. Onun da altında bütün kültür varlıklarının ve müzelerin bağlı olduğu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü var. Anadolu kültür mirasında buluntular nasıl elde ediliyor ya da nasıl bir yolculuktan geliyor diye düşündüğünüzde, tabii ki ilk kazıdan itibaren Osmanlı dönemindeki 1870 yılındaki Henry Schliemann'ın kazısılarını buradan başlatabiliriz. Ahlatlıbel Ankara'da, Ankara kent merkezinde, bizim de okulumuzun da bulunduğu mekana çok yakındır. Orada müze, ilk kazıların yani yapıldığını görürüz ki bu kazılar çok önemlidir. Atatürk'ün kendisinin desteklediği, yani sponsorluğunu kendisinin yaptığı bir kazıdır ve sık sık da ziyaret ettiğini görürüz. O yönden de çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kazı alanının hani nerede olduğunu bilmeyenler için şu anda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin içerisinde yer alıyor. Onu da belirtmiş olayım. Şu anda bizim kazılara baktığımız zaman 190 tane kazı resmi olarak 2019 yılında geçiyor. Bu kazıların büyük bir kısmı İzmir, Antalya çevresinde. Hani Turkish Riviera olarak geçen bizim de ülkemizin vitrini olabilecek. 142 kazının Türk ekipler tarafından yürütüldüğünü, 48 kazının yabancı ekip başkanları tarafından yürütüldüğünü düşünürseniz, esasında arkeolojik alan ya da kazılar hani çok ne diyelim, çok boyutlu yapısıyla, interdisipliner yapısıyla neredeyse bütün ülkelerden insanların, akademisyenlerin, arkeoloji ya da sanat tarihi, mimarlık ya da malzeme bilimcileri bir araya geldiği yerler ve Anadolu kültür mirasının ortaya çıktığı büyük bir şölen diye düşünebilirsiniz. Gelelim müzelere. İlk müzemiz 1869 yılında Devlet Müzesi, Müze-i Hümayun olarak kuruluyor. Tabii ki şimdiki müzeciliğin biraz daha ötesinde olmasına rağmen ilk müze özelliğini taşıyor. Biz orada hangi buluntuların olduğunu ancak o dönemki seyyahların belgelerinden takip edebiliyoruz maalesef. O müzeyle ilgili eserlerimiz çok, bilgilerimiz çok kısıtlı. Şu anda 2017 rakamları ben sizinle karşılaştırayım istedim. Tabii bunlar oldukça artmış olmalıdır birkaç yıl içerisinde. 198 tane müze o yılın rakamı, 125 türbe, 138 öğren yeri, 231 de özel müze var. Bunlar eminim bir üçte bir oranında artmıştır. Bu alan oldukça verimli bir alan. Arkeolojik eserlere baktığımızda müzelerde 3 milyonun üzerinde envanterli eser, ki bunlardan birkaç tonluk böyle hani steller ya da küçücük bir kolyenin parçası da birer tane sayılırsa, sizin hani nicelik değil de hani miktar üzerinden gidiyoruz, ama çok büyük bir arşivden bahsediyorum. Tabii bir de bunun üstüne etnografik eserleri ve müzeleri koyarsanız çok büyük bir buluntularımız var müzelerde. Bunların hepsini anlatmak zorundayız. Yani derslerimizde görüyoruz, müzecilik dersleri veriyoruz farklı üniversitelerde. Diyorum ki bir tane eser seçin, onu bana bir dönem boyunca giydirip belli yaş grubuna dönük olarak amaçlarıyla beraber anlatın. En sonunda, sene sonunda bir bakıyoruz ki hocam ben bir taneyi seçtim. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde neredeyse 170 bin tane eser var. Demek ki 170 bin tane proje yapabilirim. O zaman Türkiye'de bizi 3 milyonun üzerinde eğitim objesi bekliyor. Yani öyle olunca ne kadar büyük bir dünya olduğunu anlayabilirsiniz. Ülkemize geçen yıl 50 milyonun üzerinde turist geldi. Nüfusumuz 80 milyon. Bu sene pandemi nedeniyle biraz daha kısıtlı olacak, ama ülkemiz her zaman dünyada en fazla tercih edilen ilk 10 arasında yer alıyor. Bu da böyle olmaz zaten. Şimdi kavramlara tekrar geleyim. Sunumun başlangıçta demiştim ki müze eğitimi diye bir alan var. Müzede eğitimi anlatmak üzere akademik diye düşünebilirsiniz. Eğitimde müze dediğimiz zaman bunu da farklı akademik alanlara yapıştırabiliriz. İşte doktorlar için, mühendisler için, arkeologlar, sanat tarihçi, mimarlar için müze olarak onlara anlatabiliriz. Ama bir de müzede eğitim dediğiniz zaman her şeyi müzede yapmak anlamı. Yani doğrudan odağında çalışmak, onu düşünmelisiniz. Ben bunu tercih ediyorum.
Müzede biz piknik de yapıyoruz, şarkı da söylüyoruz, ip de atlıyoruz uygun yerlerinde, eğitim bölümlerinde. Tabii ki vitrinlere de bakıyoruz ve hepsiyle de ilgili eğitim çalışmalarında bulunuyoruz. Ve bu süreçleri beraber farklı yaş gruplarında, farklı süreçler içerisinde müzede yaşadığımız zaman mesajının çok büyük ve kalıcı olduğunu anlıyoruz. Şimdi baktığımız zaman bakanlığın çocukla ilgili ilk çalışması 2003 yılındaydı. Müze ve çocuk yan yana gelmişti. Biz bir Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni pilot müze olarak seçmiştik. Çocuklara dedik ki biz 3 saatlik bir etkinlik kurgalayalım. Daha çok bizden istenen şeydi. Bir slogan mı bulsak acaba bununla ilgili? Tabii ki dedim. Ama onun için biraz sabır gösterirseniz biz bunu bir etkinliğe çevirelim. Çocuklar gelsinler. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 3 saat geçirsinler. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bir bölümünde, giriş bölümünde, neolitik bölümünde, Çatalhöyük ve Aşıklıhöyük kısımlarında biz 3 saat geçirdik ve çocuklara etkinliğin son 15 dakikasında dedik ki bir kitap arası yapsanız, bir bookmark üzerine bugünle ilgili ne yazmak isterdiniz? Bize bir cümle yazar mısınız deyince işte bunlar çıktı ve o senede müze ve çocuk temalı afişlerde doğrudan bunlar kullanıldı. Ne yazdı mesela? Bir tanesine bakalım. Müzeler eğlence ve eski şeylerin bulunduğu yerdir diyor mesela. Çocuk 3 saat sonunda bütün süreçleri yaşadıktan sonra bunu çıkarabiliyor ve işte o senin sloganları bu çalışmalarla atıldı. Müzede eğitim deyince tabii ki amaçlar şöyle olmalı. Toplum gelişecek. Estetik olgusu yerleşecek. Yani bir evrensel bakış açısı kazanacağız. O anın, geçmişin, giderek geleceğin açıklanması ve yorumlanması için projeksiyonlar oluşacak. Yani geçmişteki insanlar böyle yaşadılar, böyle tecrübelerle ben de geleceği böyle kurgulayabilirim diye. Toplumların, değişimlerin yönlendirilmesinin laboratuvar yeri zaten müzeler. Halk eğlenirken gelişecek. Bunu yaparken geçmişte özellikle travmatik dönemlerde müzeler kullanılmış. Savaşlarda, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda batılı ülkelerde bu travmatik dönemlerin müzeyle beraber aşıldığı çok fazla projeler var. Tabii ki zamanın değerlendirmesine yönelik bir eğitim. Yani müzede yapılan şey de eğitim. Müzeyi de bir eğitim mekanı olarak kurgulamalıyız. Ve bu açıdan bakın müzeler toplumun bireylerinin eğitiminde en önemli mekanlar haline geliyor. Müzede eğitim deyince tabii ki geçmişte yaşanan ilgili bilgilerin somut bulutlar üzerinden bize aktarıldığı yerler olarak düşünmeliyiz. Yani onların sessiz vitrin içinde duruşları bir zaman sonra bu alandaki eğitimciyle artık neredeyse bağıran mesajını güldür güldür derinlemesine ve Anadolu'ya Anadolu buluntusu üzerinden anlatan hale gelecekler, gelmeliler. Tabii ki alternatif bir ortam. Yani klasik çocukların her gün sabah gidip akşam geldikleri okul ortamından bu tip mekanlar hem onların eğitimleriyle ilgili kırıldıkları, hoşlandıkları ve kalıcı eğitimin de sürdürüldüğü mekanlar olarak düşünülmeli. Burada farklı çocuklarla ilgili yaptığımız ürünleri görmektesiniz. Bunları anlatacağım daha sonra. Onun için çok burada durmayayım. Müzede eğitim deyince tabii ki kalabalık gruplarla kısa sürede yapılan gezilerden bahsetmiyor. Daha küçük gruplarla mümkünse bir liderin bir müze eğitimcisini taşıyabileceği en fazla 12, yani çocuk yaş gruplarına göre tabii ki değişir ama 12-16 daha fazlası değil. Mümkünse 3-5-6-10 kişilik gruplarla herkesin yüzüne bakabileceği şekilde olmalı ki kalıcı hale gelsin. Tabii ki müze eğitimcilerinden destek alınmalı. Yani müzelerimizde müze eğitimcisi kategorisinde çalışanlar çok az. Bunları çoğaltmak en büyük amacımız. Yani hem eğitimleriyle, eğitim kurumlarıyla bir ordu mezun etmeliyiz önümüzdeki yıllarda ve buna çok ihtiyacımız var. Özellikle de bu coğrafyada. Tabii ki atölyeler, mekanlar çok önemli. Yani müzede, müzenin ana sergi mekanında yapamadığınız çalışmaları eğitim mekanında taşıyarak orada yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili çok büyük eksiklerimiz var. Müzede eğitim deyince tabii ki projeler önemli. Burada bir bilim sanat merkezi, hatta ismini de vereyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yasemin Karakaya Bilim Sanat Merkezi'nde yürüttüğümüz bir proje ürünleri. Bununla ilgili biz bir pilot çalışma yaptık önce. Sonra da bu pilot çalışmanın asıl uygulamasına geçtik bir dönemde. 12 haftalık müze etkinliği kurguladık. Ve 12 hafta boyunca da bu çocuklar müzeye gittiler. Oradan aldıkları bilgileri ürettiler ve onları paylaştılar. Değişik yöntemler kullanıldı burada. İster sanatsal, ister eğitim
ister drama olsun. Burada mikro kazılar gerçekleştirdiler. Bunu özellikle önemsiyoruz. Çocuklar mutlaka bir şey bulmak, merak duygusu, küçük küvetler, kum dolu küvetlerin içerisinde ikili gruplar halinde. Birisi arkeolog, birisi mimar, birisi kayıt tutuyor. En alttakiler onlar. Birisi de kalemle sondaj yapıyor. Ve sondajda bir yere denk gelince o zaman fırçaya geçiyor. Fırçayla yavaş yavaş açıyor. Ayrıca da oralar dörde bölünmüş. Yani kağıt bantla da küvet dörde bölünmüş. O dört bölümde ayrı ayrı kazı yapıyor. Bunu da diyoruz ki kazılar tamamıyla yapılmaz. Mutlaka bir kısmı yapılır, bir kısmı rezerv olarak bırakılır. Gelecekte daha iyi yöntemler bulununca oralarda da tekrar o kazılar değerlendirilsin diye de bir amaç güdülüyordu orada. Kurguladığımız çalışmada ve çocuk orada fırçayla açığa çıkardıktan sonra objenin en sonunda fotoğrafını çekip bir tane de kazı raporu hazırlayıp mimarla beraber, yanındaki mimar kendisi arkeolog, bir kazı ortamını 40 dakikalık bir ders içerisinde, tabii girişte kazı nedir, arkeolog nedir bilgilendirmesini yapıldıktan sonra alabiliyordu. Müzede eğitim deyince lider çok önemli. Eğitimci donanımlı olmalı. Eğitim çocuklarla gittiği zaman o da bir şey göremez. Eğitimci müze eğitimi öncesinde, müze eğitimi sırasında, müzenin sonrasında eğitim faaliyetlerini uzun bir süreç olarak üçe bölmeli. Yani müzeye gitmeden önce yapılacaklar var, müzede yapılacaklar var, müze sonrası yapılacaklar var. Bunlar tamamıyla uygulandığı zaman işte o zaman müze mesajını vermiş olacaktır. Katılımcılar deyince ortam ve araç gereçler, bunlar birbiriyle ilişkili. Hemen devam edelim. Kavanoz'dan biraz sonra sizinle tekrar paylaşacağım bunu. Bir proje olarak bir çocuk sempozyumu gerçekleştirilmişti 6-7 yıl önce. Kaunos arkeolojik alanında doğrudan Kaunos'da çocuklar bir sempozyumda, bir arkeoloji sempozyumunda kendileri anlattılar, kendileri dinlediler, uygulamalara katıldılar ve bununla ilgili karşılıklı paylaşımlarda bulundular. Burada liderler ve eğitimciler sadece onlara çerçeve çizdi ve onlar içine doldurdular. O yönden lider ve eğitimci çok önemli. Yani eğitimli lidere çok ihtiyacımız var. Yani müzeye gittiği zaman müzenin buluntuları üzerinden, tarih üzerinden, arkeoloji üzerinden bir bilgi yumağından oradan cımbızla çektiği şeyi çocuğa verirse anlar. Yoksa çocuğun üstüne bütün vitrinler yığıldığı zaman, bütün bilgiler yığıldığı zaman çocuk bu bilgileri maalesef alamıyor. Katılımcılara gelince katılımcılardan bahsettim. Doğmamış çocuklardan 0-3 yaş, 3-6 ilk öğretim, 1. 2. kademe. Daha sonra bunları genel olarak şey yaparsak, kategorize edersek soyut durumda olan çocuklar, somut durumda olan çocuklar, ergenler, popülerler, ev kadınları, kağıt toplayıcıları, yabancı kağıt toplayıcıları gibi çok kategorik olabilir. Yani o kadar büyük bir şey var ki, kitle var ki, işte bunların hepsine turist diye şey yapabilirsiniz. Okul grupları diye, proje grupları diye o kadar çok katılımcı yaratabilir ve üretebilirsiniz ki bunlar için eğitim materyalleri hazırlamanız gerekir. Tabii ki ortamlar. Ortam, müze mekanı her yer kullanılabilir. Bazen deniyor ki bizim burasına bir çocuk müzesi mi? Hayır. Bir tane müze var zaten burada. Çocuk da ergendi. Müzeyi kategorize etmeye gerek yok. Biz mekan istiyoruz. Bir eğitim mekanı olursa müzeden aldıklarımızı biz orada eğitim materyalleriyle ya da kendisini kullanarak malzemeyi biz bunu bilgi haline getirip çocukta bunun yansımalarını görebiliriz. O da üretime başlar. Ya da hep söylediğimiz gibi bir kültür bilinci, bir müze bilinci, geçmişe dönük bir bilinç oluşur. Evet, araç gereçlere gelince emin olun çok fazla araç gereçe gerek olmuyor çoğu zaman. Ama varsa da çok güzel şeyler üretiyor. Özellikle de çocuklar. Kendi vücudumuzu araç gereç olarak kullanıyor. Çok basit kumaşlar alıyoruz, onları araç gereç olarak kullanıyoruz. Bazen sesle alkışlayarak araç gereç olarak kendimizi kullanıyoruz, şarkı söylüyoruz. Bazen de malzemelerin tamamını temin edip belli bir proje diyoruz ki tematik takılarla ilgili biz müzeye bakacağız. Her dönemde takıları seçiyoruz. Taşlarla ilgileniyoruz, belki neolitik dönemle ilgileniyoruz. Kalıplarla ilgileniyoruz, işte stellerle ilgileniyoruz. Onlarla ilgili çalışıyoruz. Biraz önce söylemiştim. Müzeyi eğer özümseyebilmekse amacımız, müzenin öncesinde etkinlikler, müze sırasında, zaten müzeye geldiğimizde o kazanılmış bir grup, müze sonrasında da bunların pekiştirilmesi gerekir. Yani müzeden ne aldınız çocuklar? İster bunu bir sergi halinde, ister kilden üretimler halinde, isterseniz sözel,
İsterseniz bunlardan çekilmiş fotoğraflar yapılmış bir sergi. Hepsi mümkündür. Yani biz orada ne öğrendik? İşte paylaşım ve değerlendirme aşaması olmadan müze çalışmaları da havada kalıyor. Yani onları da kapatmak lazım. Müze öncesi etkinliklerde mutlaka müze eğitimcisi, lider, okulda olabilir, okul modelini beraber paylaşalım. Müzeye gideceği yerle ilgili bilgi almak için bir beslenme kaynağına ihtiyaç duyacak. Bizim en büyük sorunumuz bu. Yani bir öğretmen karşısında muhatap bulmak isteyecektir. İster web sitesinden, ister doğrudan telefonla, ister giderek eğitim malzemesi alabilecektir. Daha önce bir slaytlar gönderdik, sonra videolar, sonra web üzerinden videolar. Bunlar incelenmeli, konu daraltılmalı. Ondan sonra da eğitimci orada ne yapacağına karar verip bir planlama yapmalı ve onu uygulamalı. Tabii ki bütün planlar çocuklar için %100 uygulanabilir değildir ama %90, %80 uygulanmış planlar büyük başarıdır. Ve çocuklar oradan mutlaka bir şey almalı yanında. Mesela origami etkinliğinde benim yaptırdığım kalplerin uzun yıllar daha sonra gelen ve yıllar sonra görüştüğüm bazılarını hala sakladığını biliyorum. Sikke basıyorduk. Mesela biz müzede bir darp aletimiz vardı. O sikkelerin 10-15 yıl sonra, hatta benim 20 yıl önce bastığım sikkeyi hala tutuyorum. İşte bu çok önemli. Yani saklama, sonra da hatırlama. Bunu da beslemek lazım çocuklarda. Müze etkinlikleri deyince kazanımlar çok önemli. Teknikler çok önemli. İşte lider bunların hepsini kurgulamalı. Araç gereçler olur olmaz ama olsa iyi olur. Çünkü süreçler hızlı ve kısıtlı olduğu için siz müzede birkaç saat kalabilirsiniz. Araçlar hemen bunları hızlandırıcı. Süreci yaşamalısınız. Yani hazmetme kapasitesi diye bir şey var. Yani o süreci yaşadıktan sonra anlayabilirsiniz. Ve sonra da değerlendirme yapmalısınız. Okul grupları tabii en büyük müze kullanıcıları, müze ziyaretçileri. Neredeyse müzelerin yarısından çoğu okul grupları, diğer yarısı da tabii ki turistlerle ilişkili. Okul gruplarını siz okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin, ergenler gibi, üniversite grupları gibi, popüler gruplar gibi değişik gruplar halinde düşünebilirsiniz. Yöntemler çok çeşitli. Dilediğiniz kadar binlerce yöntem var. Sizin kendi yönteminiz olabilir. Bunu da keşfedebilirsiniz. Bir lider önemlidir. Yani aracı çok önemlidir. O aracı kültürü anlatacak, müzeyi anlatacak ve o kültürü çocuk alabilecek. Yani bu şekiller birbiriyle tam uyacak. Olmadığı zaman müzenin mesajını ya yanlış ya hiç alamıyoruz ya da kısa dönemli mesaj sonra unutuluyor. Değişik yöntemler var. Hepsine girmeyeceğim. Drama en geçerli yöntem. Dramanın süreçleri var. Bu süreçler tamamıyla gerçekleştiğinde değişik eğitim modellerinde siz uygulayabilirsiniz. Müzede eğitimin bir mekanı olduğu için orası da her türlü çalışmaya uygun. Ne isterseniz bütün yöntemleri orada uygulayabilirsiniz. Araç gereçler demiştik. Olsa iyi olur. Olmasa da önemli değil. Çocuklar için lider oyunla, dramayla, süreçlerle, dramatizasyonla, soru cevapla, dedektiflik oyunlarıyla, arabulla, değişik milyon tane yöntem var. Onlarla müzeyi etkin kılabilir. Süreç çok önemlidir. Süreç yaşanmalıdır. Süreçte bir hazırlık aşaması olmalıdır. Ana bir konu olmalıdır. Bizim konumuz diyelim ki bugün Hititler. Hititlerle ilgili hazırlık çalışmaları, ondan sonra Hititler, sonra da bunlar Hititlerle ilgili bugün neler öğrendik diye o süreç tümüyle müzede tüketilmelidir. Değerlendirme yapılmalıdır. Müze sonrası etkinlikler biraz önce söylediğim gibi ürünler halinde olabilir. Bunlar artık web sitelerinde paylaşılabilir. Arkadaşlarıyla bir kulüp içinde daha sonrakiler için bir kazanım olarak paylaşılabilir, ilgi arttırılabilir. Sosyal bilgiler dersleri içerisinde öğretmenler ya da eğitsel kol çalışmaları içerisinde bunların ilgisini yükseltebilir ve diğer gruplarla yeni projeler oluşturabilir. Bunlar o işe yarayabilir. Size birkaç tane örnek göstereceğim. Uygulanmış. 2004 yılından çocuk gözüyle Magnezya projesinin Ören yerinde gerçekleştiği bir proje. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çok fazla proje olmuştu. Bundan seçtiğim 2008 yılındaki Filik esintileri, Filik kostümleri tasarım projesi. Çocuk ve arkeoloji çalıştayı olmuştu. Biraz önce söylediğim sempozyum 2012 yılında gerçekleşmişti. Magnezya'da bir etkinlik kurgulandı. Çocuk gözüyle Magnezya etkinliği bir resim etkinliği olarak başladı. Daha sonra dramayla zenginleşti. Kazı evinde başladı. Kazı alanında da bir süreç yaşanıp çocuklar sunumlarını ailelerine yaptılar. Önce kazı alanında çocuk grupları oluşturuldu. Magnezya'nın bulunduğu ortaklardaki köy
farklı çocukların bir araya geldiği, yurt dışından gelen çocuklar, köyde olan çocuklar, kazı evinde bulunan çocuklarla beraber karma bir grupla bir etkinlik kurgulandı orada. Çocukları görüyorsunuz burada. Daha sonra bu çocuklar farklı drama çalışmalarıyla en sonunda bunları hedef kitle olarak onlara sorduk, sunmak istiyor musunuz diye. Evet, neyi sunmak istiyoruz? En sonunda karar verdik. Midas'ın eşek kulaklarını kendi ailelerine Magnezya Antik Şehri'ndeki tiyatronda sundular ve de çok mutlu oldular. İkinci seçtiğim Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Filik esintileri, Filik tasarım, Filik kostümleri tasarımı projesi. Bu projede de Filikler tema olarak seçilmişti. Antik kaynaklardan Filiklerin işte kaplardan, stellerden bulunan bütün ürünler üzerinden giysileri, şapkaları, duruşları, varsa silahları, her türlü malzemeler büyük bir müze eğitim grubu tarafından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin tüm çalışanları tarafından sahiplenildi. Ondan sonra bir proje haline getirildi, araştırıldı, daraltıldı ve kostüm haline getirildi. Bir tasarımcı ekip de bunları bir proje kapsamında gerçek verilere dayanarak, akademik verilere dayanarak kurguladı ve ürünleri çocuk seçilmiş çocuk gruplarıyla Ankara Üniversitesi'nin Ankü Koleji ile beraber bu bir müze haftası etkinliği olarak sunuldu. Mayıs'ın 18-24 arası biliyorsunuz her sene. Daha sonra bu Mamak Belediyesi tarafından da çok beğenildiği için bu grubun tamamı orada misafir edildi. Daha sonra müze haftasının sonuna doğru da çocuklar yine Midas'ın mezarının bulunduğu Gordion'daki Polatlı, Ankara'ya Gordion 75-90 kilometre mesafede, oraya kadar Mamak Belediyesi'nin sağladığı araçlarla gittiler ve bu sefer Polatlı'daki 6-700 tane onları bekleyen çocuklara firikleri anlattılar. Yani akran eğitimi gibi oldu kostümler üzerinden. Bakın, kostümler kurgulandı, müzede etkinlik yapıldı müze haftasında, belediye onları ağırladı. Ondan sonra bütün ekip firiklerin başkenti Polatlı'ya, Gordion'un kendisine, Midas'ın kendisine gittiler. Daha sonra son anlatacağım olan da Kaunos Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı. Muhteşem bir yer Kaunos. İnanılmaz bir manzarası var. Kazı evinden görünen manzara altta, çocuk grubu da üstte. Bu çocuklar Çalıştay'da kendi seçtikleri konuyu kendilerine anlattılar. Ve 3 gün süren bu çalışma içerisinde de tabii ki hoşlarına gitti diye düşünüyoruz. En sonunda da bunları bir sertifika grubu halinde şehrin içinde, merkezinde belediye başkanının da katıldığı bir etkinlikle bir sertifika dağıtım törenine kadar gitti. Sempozyuma katılan bütün çocuklar. 3 gün boyunca aklınıza gelen bütün etkinlikler orada kurgulandı. Tabii ki sempozyumun içeriği olan sunumlarını yaptılar. Drama süreçleri, üretimleri oldu. Muhteşem kazı yaptılar. Gerçek kazı alanında kazı temsilcisiyle beraber, kazı başkanıyla beraber kazı ortamını yaşadılar. Ve en sonunda da Kaunos'ta kent meydanında katılım belgelerini de aldılar. Bu sefer halk da işin içine girdi. Geçici bir sergiden de bahsetmek istiyorum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İstanbul'dan sonra ikinci kez o sene içerisinde kurgulanan bir sergi vardı. Sergi geldi ama denildi ki bizim eğitim paketlerimiz yok. Öyle olunca hemen bir gönüllü grup oluşturuldu. O gönüllü gruba farklı çocuklar, çocuk gruplarına dönük olarak hızlı bir kurs 2-3 hafta içerisinde verildi. Ve gelen çocuklar Evrensel Deha Leonardo'nun oradaki sergilenen, kurguladığı eşyalarını görebildiler. Orada bir tank var. Bakın, yani Leonardo tank, helikopter, denizaltıyı kurgulamış. Tek bilemediği şey enerji olarak kalmış ama çocuklar orada o mesajları aldılar. Leonardo'nun kurguladığı bu aletler ya da makinalar büyük ahşap bloklar halinde yapılmış ve tüm dünyadaki gezisini sürdürürken Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde de farklı gruplar burada mesajı almaya çalıştılar. Buradaki gene anahtar şey eğitimdi. Yani müze eğitimcisi, geçici sergi eğitimcisi. Burada çocuklar gittiler, dokundular, dokunarak yani 5 duyuya hitap etmeli bir kere eğitim. Herhangi birisi eksik kalırsa başarılı olamıyor. Ben Anadolu Medeniyetleri Müzesi üzerinden de bir prototip önereceğim size son slaytlarımda da. Anadolu Medeniyetleri mi diyorsunuz? Ankara'nın tarihi kent merkezi içerisinde eski bir han, Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Hanı ikisini beraber kapsıyor. Mahmut Paşa Bedesteni bir alışveriş mekanı, yanındaki kervansarayda otel gibi düşünürseniz, ben çocuklara diyorum burası AVM, yan tarafta da otel var. Nasıl diyorum? Muhteşem.
1881 yılında bu durumdayken alttaki slide'daki gibi daha sonra günümüzde birkaç restorasyonda farklı yıllar içerisinde şimdiki görünümünü kazandı. Müzeyle ilgili proje önerildi zaman içerisinde. Önce müzenin eğitim politikaları elden geçirildi. Müze eğitimcilerini çekebilmek için bir danışman havuzu oluşturuldu. Bu danışman havuzu üzerinden gönüllü eğitimciler eğitildi ve onların çalışabileceği mekanlar kurgulandı, donatıldı. Sonra da bunu geniş gruplara yayabilmek için de eğitim setleri oluşturuldu. Bunlardan bahsedeceğim. Çok farklı uygulamalar da yapıldı. Mesela ilk defa Türkiye'de çocuk takvimi 2 yıl üst üste müzenin kurguladığı çalışmayla ortaya çıktı. 2007 ve 2008 yılında müze çocuk takvimi çıkardı ve dağıttı tüm Türkiye'ye. Proje tabanlı çalışmalar yapıldı. Şimdi atölyenin kurulması, yapılandırılması ayrı bir proje olarak ele alındı ki müzelerimizde en önemli kısım bu. Yani çocuklar için ya da eğitimciler için, katılımcılar için bir mekan çok önemli. Bu mekan oluşturulmalı önce. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin arka tarafında bir garaj binası vardı. Orası eğitim mekanına dönüştürüldü, donatıldı. Farklı anlamlar olarak nişlerin içerisine anlamlar verildi. Burada sponsorlar devreye girdi ve bütün mekanın ihtiyaçları karşılandı, kurgulandı ve ziyaretçileri bekler hale geldi. Eğitim birimi, peki eğitimi kim verecek? Mekan var. Eğitim biriminin kurulması çok önemli ki koordinasyon yapabilsin. Bunun için bir logo, bir slogan oluşturuldu. Bir logoyu daha önce etkinliklere katılan bir çocuğun çiziminden, bir kibele çiziminden, çocukça bir çizimden biz yapıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nün altında müze eğitim birimi ve onunla beraber çalışan uzmanlar, müze uzmanları, eğitim danışmanları ve daha sonra kar topu gibi büyüyen sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ve tabii ki gönüllülerle beraber büyük bir çalışma grubu haline aldı. Danışma grupları değişik projeler ürettiler, çerçeveleri çizdiler, tematik yıllar kurguladılar. Müze eğitimi için gönüllüler çağrı yapıldı, onlar geldiler. 80-90 tane grup. Önce denildi ki sizin ilgi alanınız nedir? Eğitimden gelenlere arkeoloji, arkeolojiden gelenlere eğitim anlatıldı. Onlar arkeolojik alanlara gittiler. Arkeolojik alanlarda bir mesaj aldılar. Eğitimci olacaklar. Çünkü bu bulutların geldiği yerleri de görmeleri gerekiyordu. Roma Hamamı'na, Ankara'da Roma Hamamı'na ve Gordion'a gittiler onlar da. Bulutların geldiği, çıktığı, kazı alanlarını gördükten sonra müze eğitimine geçildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde peki bu mesajı kime vereceğiz? Bu kadar yatırımı yaptık. Eğitim mekanımız var. Müzenin kendisi var. Eğitimciler var. Ne eksik? Katılımcılar eksik. O zaman onları biz büyük popüler etkinliklerle nasıl alabiliriz? Çocuk şenliği yapalım diye düşünüldü ve çocuk şenliği yapıldı. Bir çalışma grubu olarak Çatı Çocuk Kültürü Grubu, Ayşın Dağ grupları, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin katkısıyla başlayan çocuk şenlikleri 3-4 yıl üst üste yapıldı ve büyük kitleler müzeye, müze haftasının açılış gününe geldiler. Daha sonra denildi ki bu mesajı bir de Ankara'ya taşıyalım. Yani müzede zaten müzenin kendi mesajı var. Buraya gelen zaten kazanılmış insanlar. Ne yapalım? Ankara kent merkezinde herkesin çok bildiği ama içine girmediği bir mekan. Roma Hamamı'nda ne yapabiliriz? Çocuk olimpiyatları yapalım. O zaman çocuk olimpiyatlarında 30'a yakın etkinlik kurgulandı. Her etkinliğin sorumlusu var. Çocuklar geliyorlar. Açık etkinlikler halinde çocuk olimpiyatları temasıyla bu etkinliklere katılıyorlar. Her çocuğa ödül veriliyor. STK'lardan gelen destekler var. Bakanlar geliyor, açılışı yapıyor. Genel müdürler ortalarda. Onlar da çocukluklarını yaşıyorlar. Çünkü mekan çok geniş. 30 tane etkinlik var ve bu etkinliklere katılıyorlar. Ve tabii Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu konularda gittikçe tecrübe kazanınca bunların afişleri ortaya çıkmaya başladı. Biraz önce söylemiştim, logoyu biz bir çocuğun yaptığı resimden bulduk diye. Afişler ortaya çıktı, müze haftasına gelin diye. Sonra müze haftasında farklı yaş gruplarına etkinlikler müzede yapılmaya başlandı. Müzede eğitim. Ondan sonra bu etkinliklere daha büyük gruplar gelmeye başladı. Müzenin mekanlarında kazılar yapar hale geldik. Gerçek kazılar, kazı ekimde ne varsa bütün hepsinin de çocuklar tarafından gerçekleştirildiği. Çocuk olimpiyatlarına baktığınızda fark ettiğiniz gibi biraz önce logolar birkaç taneydi. Müzeciler Derneği, İKOM Türkiye, yine aynı gruplar, medya grupları. Bu sefer işin içine girince mesaj daha da büyüdü. Çocuk olimpiyatlarında farklı organizasyon planlamaları yapıldı.
Tabii ki afişi her olimpiyat neyle başlar? Olimpiyat ateşiyle başlar. O da olimpiyat ateşiyle başladı. Farklı etkinliklere çocuklar 300, 400, 500 yıllar içerisinde artan sayılarla geldiler, katıldılar ve büyük zevk aldılar. Roma Hamamı'nın o geniş mekanlarındaki 30 farklı etkinliğe katılarak Roma Hamamı'nın ne olduğunu da anladılar. Hamam kültürünü de anladılar. Tabii ki bürokratik gruplar, medyanın ilgisi de çok büyük oldu. İşte en önemlisi de benim de son söyleyeceğim konular açısından müzenin mekanında tamam, eğitimci tamam, gönüllüler, eğitim planları çıktılar tamam. Bunları daha uzun erimli hale getirebilmek için de senden önce Anadolu Eğitim Kitapları Projesi oluşturuldu. Tüm zamanları içeren 16 kitap, 16 farklı çocuk üzerinde. Her çocuğun ismi var, en son çocuğun bir de soyadı var. Çünkü o zaman soyadı kanunu gelmiş. Türkiye Cumhuriyeti dönemindekinin de soyadı var. Çocukların farklı kişilik yapıları var, fiziksel yapıları var, ikiz olanlar var, engelli olanlar var, şişman olan var, zayıf olan var. Ve her çocuğun mutlaka bir hayvanı var. Ve bu eğitim setinde çok önemli bir konu. Yani çocuklara bir konuyu verdiğiniz zaman Urartuları anlatıyorsunuz. Ve çocukların küçük dimağlarında Urartuları o dönem yaşıyorlar. Ve onun dışında kimse yaşamıyor dünyada. Ve müzede gördükleri de onlar yaşadıktan sonra unuttukları şeyler gibi bir kavram kaymasına neden olur. Onun için bu eğitim sesinde dedik ki biz bir yeri, bir dönemi anlatırken o dönemle beraber çevresini de verelim. Anadolu'yla beraber Balkanlar, Mezopotamya, Mısır'da da yaşayanlar vardı. Ve altına bir zaman çizelgesi koyalım diye bu eğitim setini biz de uzun erimli olarak kullanıma sunduk. Evet, son söyleyeceklerim olarak müze eğitimi müzede yapılırsa çok başarılı oluyor. Mesajı çok berrak bir şekilde karşıya aksediyor. Buradaki en destekleyici, en önemli altı çizilmesi gereken şey müze eğitimcisi ve tabii ki müzenin sağladığı ortamlar. Bunların herhangi birisi eksik kalırsa mesajda azalma oluyor. Bazı müzeler tabii ki sanal müze olarak hani ya da cep telefonuyla artık ulaşılabilen müzeler haline de geldiler ama müzede eğitim çok önemli. Ben de sizinle onu paylaşmak istedim. Bununla ilgili çok fazla yayın da zaman içerisinde paylaşıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ya da müzede eğitim alanında benim de içinde bulunduğum farklı gruplarla yıllar içerisinde çalıştığım projelerin ürünleri de yayın olarak alana sunuldu. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli olmuştur bu sunum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Beni biraz geçmişe götürdünüz, 2000 yıllar. Evet. Bir faaliyetim nedeniyle Ürdün'de düzenlenen Forum UNESCO toplantısına davet edildim. Ama Türkiye'den Türkiye'yi tanıtacak özellikle çok farklı bir malzeme kitiyle gitmek istemiştim. Afiş de olabilirdi fakat. Daha sonra bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin senden önce Anadolu Eğitim Seti kitaplarının varlığını öğrendim. Dernek kurulmamış, sizi tanımıyorum, hiçbir şey tanımıyorum. Ben tamamıyla farklı bir alanda Ürdün'e giderken şeyi götürdüm. Bu senden önce Anadolu Eğitim Seti. Evet, evet, evet. Bütün orada ya çok fazla katılımcı vardı dünyadaki bütün ülkelerde artı tabii UNESCO yetkilileri katıldı. Çok büyük bir gururla gösterdim ve çok büyük bir gururla kendilerini anlattım. Başta UNESCO olmak üzere tüm katılımcılar takdirlerini belirttiler ve ben de bir Türkiye'den gelmiş katılımcı olarak büyük bir gurur duydum. Şimdi bana bunları yaşattığınız için ben size çok teşekkür ediyorum geçmişe götürüp. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Asuman da burada. Şimdi görüyorum. Evet, böyle bir hikayesi var senden önce Anadolu'nun. Benim hayatımda. Şimdi Sayın Hocamız Ali Akınakyo, Sayın Sanal misafirlerimiz. Katılımınız ve çok değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Kayda aldığımız videomuz Kümid'in web sayfasında ve YouTube hesabında yayınlanacak.
ve linkler Kümid'in sosyal medya hesaplarından duyulacaktır. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu söyleşimizin siz değerli katılımcılara, yayınlandıktan sonra yararlanacak hedef kitleye ve kültür varlıklarımızın korunması konusunda görev yapan karar verici ve uygulayıcılara faydalı olmasını dileriz. Bir başka faaliyetimizde ya da bir başka webinar söyleşimizde yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı ve güzel günler dilerim. Teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.